Merhaba, programa hoş geldiniz. Dün Serkan Kurtuluş'la Arjantin'de tutuklu bulunan Serkan Kurtuluş ve liderle ilgili bir program yapmıştım. Türkiye'ye yakalandıklarını, hapishanede yakalandıklarını açıklamıştı Dışişleri Bakanlığı ve kimi yetkililer ve Türkiye'ye getirileceklerini. Avukatlarına ulaşmıştık. Böyle bir şeyin olmadığını, gerçek dışı olduğunu ve 2 yıl önceki bir iade kararının hala geçerli olduğunu zannettiklerini açıklamışlar. Avukatlara böyle bir şeyin olmadığını, iade edilemeyeceğini söylediler. Sonunda Serkan Kurtuluş'a dolaylı yoldan ulaştı ve kendisi bir mesaj gönderdi. O mesajı size iletmek istiyorum. O yüzden bu kısa bir video olacak. Kendisi ne söylüyor, onu bir ileteyim istedim. Bu videoyu Süleyman Soylu izler mi ya da bu açıklamayı yapan Emniyet ve Dışişleri Bakanlığı falan izler mi? Süleyman Soylu'nun haberi var mıydı onu bilemiyoruz. Bunların iç işlerine çok karışmamak gerektiğine inanıyorum. Evet, Serkan Kurtuluş size iade edilmeyeceğini, kendilerinin haberlerinin olup olmadığını iletiyor. Bir dahaki programa görüşmek üzere. Merhaba Ahmet abi. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyisindir umarım. Abi böyle bu çıkan haberlere ben de çok şaşırdım. Yalnız bir doğruluk payı yok. En azından ben ve benim avukatlarım bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz da benim mülteciliğimin itiraz kararına yapmış olduğumuz itiraz bile daha cevaplanmadı ki daha sonra Yargıtay karar verecek. Yani süreç devam ediyor. Bu haberlerin hiçbirinin aslı astarı yok. Yani gerçek değil. Neden böyle bir haber çıktı yaptılar bilmiyorum. Herhalde bir yere hizmet ediyordur, birilerine hizmet ediyordur. Bir amaçları vardır ama benim şu an iadem söz konusu değil. Yani şu aşamada söz konusu değil. Yani yarın öbür gün ne olur bilmiyorum ama şu an için benim iadem kesinlikle söz konusu değil. Yani o aşamada değil. Yani en azından yargı süreci o aşamada değil. Yani ileride ne olacağını bilmiyorum ama şu an bu çıkan haberlerin hepsi yalan abi. Onu söylemek istiyorum. Kendine iyi bak abi, sağ olasın.